Herkese merhaba ben Cemal Taner Evet arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bir duyuru yapmıştım Computer Networks and Internet kitabından dersler yapacağımızı söylemiştim İlk dersimizde protokol aileleri ve katmanlama modellerinden bahsedeceğiz Bilgisayarlar arasında bir iletişimin olması için sonuçta bir protokol kümesi tanımlanması gerekiyor Tabi protokollerin de birlikte iyi bir biçimde çalışabilmesinin garantilenmesi gerekiyor Tabi bunun için iyi bir tasarım gerekiyor. Her protokolü ayrı ayrı izole bir biçimde tasarlamak yerine protokoller aileler ya da suitler olarak ya da işte yığın biraz sonra göreceğiz TCP IP stack diye geçer. Yani TCP IP yığını diye geçer ya da TCP IP ailesi diye e, literatürde bu şekilde görebiliyoruz. Bu şekilde ne oluyor? İsimlendiriliyor ya da bu şekilde tasarlanıyor. Bir aile içerisindeki her protokol iletişimin bir e, özelliğine ya da bir işi yapıyor. Yani biraz sonra göreceksiniz. İşte resimde de görüyorsunuz TCP IP e, katman olarak 5 katmandan oluşuyor. Application, Transport, Internet, Network Interface ve Physical olarak biraz sonra ayrıntılı göreceğiz. Nedir işte alttan yukarı doğru gidersek fiziksel, e, network interface, a arayüzü, e, internet transport yani taşıma ya da iletme iletim diyebiliriz Türkçesi. En üstte de uygulama application katmanı var. Yani bu katmanlar her biri tasarlanırken kendisi ne yapmış oluyor? Bir işi veya birden fazla tabii işte gerçekleştirebilirler. Bu şekilde ele alınıyor. Ve yine burada beraber etkili bir şekilde çalışmasına izin verecek şekilde tasarlanması gerekiyor. İşte bu protokoller belli bir bütün içerisine toplamak için kullanılan temel yöntem katmanlama yöntemi. E, OSI'de de mesela 7 katmanlı model vardır. Diyeceksiniz ki hemen neden biz bu TCP IP modeliyle başladık? OSI'de de bir model yapmamışlar mı, icat etmemişler mi, boşuna mı yapmışlar OSI'yi? Şöyle söyleyelim, internet dediğimiz bugün artık hepimizin çoğunlukla kullandığı bu yapı TCP IP modeli üzerine, TCP IP suite, TCP IP stack üzerine kurulmuş. Aslında TCP IP'den sonra OSI modeli ortaya çıkıyor bir standart getirmek için. Çünkü o gün için IBM bilgisayarlar bir network oluşturduğu zaman IBM'in kendi network protokolleri çalışıyor. Oraya getirip başka bir cihazı ne yapamıyorsunuz, başka marka, başka bir vendor üreticinin cihazını bağlayamıyorsunuz. İşte ne yapmışlar? Standart olsun. Ama tabii bu arada TCP IP internetin temelinde kullanılan bir protokol kümesi olduğu için daha meşhur olmuş, daha öne çıkmış ve bu öncelikle ne olmuş? Ele alınmış. Dediğimiz gibi katmanlı olarak tasarlanıyor bunlar. Her biri dediğimiz gibi her katmanda ayrı ayrı işler gerçekleştiriliyor. Burada bir katmanlama modeli bir iletişimin problemindeki tüm hususların beraber çalışacak parçalara nasıl bölünebileceğini ifade ediyor. Yani katmanlara ayırıyorsunuz. Yani her katmanda az önce de söylediğim gibi ayrı bir iş gerçekleşiyor. İşte şekilde internet protokolleriyle kullanılan katmanlama modeli ile birlikte bir konsept görüyorsunuz. TCP IP katmanlı model. TCP nedir derseniz ileride ayrıntılı göreceğiz. TCP, Transmission Control Protokolü slash internet protokolü demek. Açılımını bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi bakarsak birinci katmandan her bir katman ne işe yarıyor derseniz. Fiziksel katmandaki protokoller başlıca iletim, ortam ve kullanılan donanımla ilgili detaylarını belirliyor. İşte nedir? Fiziksel katmanda, birinci katmanda ne vardır? Mesela kullanılan kablolar vardır. Ket altı kablo mu? optik kablomu mu? Gibi. Radyo frekansları ya da kablosuz da bağlanıyoruz Bugün daha çok kablosuz bağlanıyor özellikle. Wi-Fi protokolleri daha çok karşımıza çıkıyor. İşte buradaki radyo frekansları ve sinyaller gibi elektriksel özelliklere bağlı özellikler katman 1'de yer alıyor. Physical katmanda. Yukarı doğru çıkalım. Layer 2'ye ikinci katmana gelelim. Network interface yani A arayüzü. Burada Mac de diyebiliriz, Yani Media, Media Access Control dediğimiz Mac katmanı da diyebiliriz. Bu Mac katmanındaki protokoller bir A üzerindeki ve A donanımı ile çoğunlukla yazılımsal olarak gerçekleşen bir üstteki internet ya da layer 3 diyebiliriz. O sitede katman 3 olarak da yine geçiyor. Katman 3 arasındaki iletişimin detaylarını belirliyor. A adresleri ve ağın destekleyebileceği maksimum paket boyutu hakkındaki özellikler Adı geçen ortama erişim için kullanılan protokoller ve donanım adresleme katmanik de yer alıyor. Yani ileride göreceğiz mesela MAC adresi diye bir adresten bahsedeceğiz. Diğer iki adresler MAC adresi. İşte bu network interface yani burada. Hatta bilgisayarlarımızın neyi vardır? NIC vardır. Yani NIC Türkçesini söylersek nedir açılımı? Network interface kart. Yani bir A arayüz -E kartı. Ve bu kart kablolu da olabilir, kablosuz da olabilir. Sonuçta bilgisayarımızı ya da cihazımızı ağ bağlamak için böyle bir Network Interface kartı ve Network Interface katmanına ihtiyacımız var. Layer 3 dediğimiz üçüncü katmanda ne görüyoruz? İnternet. İnternet katmanındaki protokoller internetin temel noktalarını oluşturuyor. Katman 3 protokolleri internet üzerindeki çoklu bağlı ağları düşünebiliriz. Yani birçok ağın bir araya e geldi ki internet aslında bu. Birçok ağ bir araya e gelmiş ve dünya çapındaki network'ü oluşturmuş. Yani interneti işte iki bilgisayar arasındaki iletişimi belirliyor. İnternet adresleme yapısı ki IP adresi diye ileride göreceğiz. İnternet paketlerinin formatı geniş bir internet paketini iletim için küçük paketlere bölme yöntemleri. Yani sonuçta paket çok büyükse ne oluyor? Belli parçalara bölünüyor ki o şekilde iletilsin. Bunları bölme yöntemleri. Ve hataları ra raporlama mekanizmaları burada. Layer 3'te yer alıyor. Dördüncü katman Layer 4 yani transport taşıma katmanı. İletim de diyebiliriz Türkçesi. Buradaki protokoller bir bilgisayar üzerindeki bir uygulama programından bir diğerindeki bir uygulama programına iletimi taşımayı sağlıyor. Yani application katmanı. Yani benim bilgisayarım diyelim ki bir sunucu ya da benim bilgisayarım istemci yani client. Karşı tarafta da bir web sunucusu var. Orada application'da ne çalışıyor? işte bir web uygulaması benim bilgisayarımda onu istiyor. İşte bunlar arasındaki application katmanındaki üst katmandaki bu uygulama programından bir diğerindeki bilgisayardan diğer bilgisayardaki aradaki iletimi sağlıyor. Bir alıcının veri kabul edebileceği maksimum hızı kontrol eden spesifikasyonlar ya da işte özellikler ağın tıkanmasını engelleyen mekanizmalar ki bunu biz ileride TCP'de göreceğiz. Ve yine tüm verinin doğru sırada ulaştığını garanti eden teknikler nerede? Layer 4'te transport, taşıma katmanı da iletim katmanında. Son olarak en üstte application yani Layer 5'te uygulama katmanımız var. TCP-IP yığından TCP-IP stack diyebiliriz ya da TCP-IP suite diye dedim ya başta farklı şekillerde isimlendiriliyor. İşte bu en üst katmandaki protokoller bir uygulama çiftinin birbirleriyle iletişim kurduğunda nasıl davrandığını belirliyor. Katman 5 protokolleri uygulamaların iletişimin devamlılığı için takip edilen prosedürler boyunca değiş tokuş ettiği mesajların format ve anlamlarını belirliyor. Aslında bir programcı bir ağ boyunca iletişim kuran bir uygulama oluşturduğunda programcı bir katman 5 protokolü düzenlemiş oluyor. Mesela nedir? Web protokolü. Ya da işte e-posta iletişimi, e-posta. Ya da dosya transferi FTP. Ya da internette geziyoruz. Yani söylediğimiz gibi web. Ya da işte VoIP ses telefon hizmeti yani internet üzerinden sesin iletilmesi VoIP Voice over IP gibi. Bunların hepsi nerede? Katman 5'te ileride de göreceğiz katman 5 protokolleri. Yani aslında application katmanı OSI'lere baktığımız zaman 7. katmandadır. İşte HTTP, HTTPS, DNS ya da Telnet ya da ne diyelim az önce de söylediğimiz gibi FTP bunlar hepsi nerede? Application katmanında çalışan protokoller. Başka bir videoda görüşmek üzere.